Merhabalar sevgili gençler. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Olasılık konusunun ikinci videosunu, yani geçen haftanın konusunu çekip de atamadığım için sizlerden öncelikle özür diliyorum ama geç de olsa bağımsız olaylarda kalmıştık ve bağımsız olaylar videosunu şimdi bu videoda çekip bitiriyoruz. Bundan sonraki videomuzda logaritma konumuzla alakalı haberiniz olsun. Bağımsız olay dediğimiz şey nedir? A ve B aynı örnek uzaya ait iki tane olay. Yani aynı örnek olay içerisinde iki tane olayımız var. Bu olaylardan birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi diğerinin gerçekleşme olasılığını değiştirmiyorsa bu olaylara bağımsız olay denir. A ve B iki bağımsız olaysa biz diyoruz ki ikisinin beraber gerçekleşme olasılıkları birinin gerçekleşme olasılığı çarpı diğerinin gerçekleşme olasılığıdır. Peki A veya B olayının gerçekleşme olasılığı nedir? Bunu düşüneceğiz. Biz bundan önceki konumuza demiştik ki A olayının gerçekleşme olasılığı artı B olayının gerçekleşme olasılığı eksi ikisinin beraber gerçekleşme olasılığıdır demiştik. Ama şöyle bir durum var. Biz burada ikisinin beraber gerçekleşme olasılığını yukarıda ne demiştik? A kesişim B'nin, yani ikisinin beraber gerçekleşme olasılığına ikisinin çarpımı demiştik. O zaman burada da A olayının gerçekleşme olasılığı artı B olayının gerçekleşme olasılığı eksi A olayının gerçekleşme olasılığı çarpı B olayının gerçekleşme olasılığıdır diyeceğiz sevgili gençler. Bir zarla bir madeni para birlikte atılıyor. Bakın bunların bağımsız olay olduğunu buradan anlıyoruz. Yani zar 5 geldi diye madeni parada illa yazı gelecek diye bir durum söz konusu değil. Şimdi diyorum ki bakın. Zarın 2'den büyük ve paranın tura gelme olasılığı. V demiş, ikisinin beraber gerçekleşme olasılığı. Zarın 2'den büyük gelme olasılığı. İstenilen olaya ben A olayı dersem eğer. 2'den büyük gelme olasılığı nedir? 3 var, 4 var, 5 var ve 6 var. Bizden bunlar isteniyor. İstenen durum sayısı 4. Tüm durum sayısı da 6. V demiş, çarpıyorum. Paranın tura gelme olasılığı zaten 1 bölü 2 idi. Burası 2 bölü 3 ile 1 bölü 2'nin çarpımı oldu arkadaşlar. Buradaki 2'ler sadeleşirse geriye ne kalır? 1 bölü 3 işte bu A'nın cevabıydı. Bir de B şıkkımıza bakalım. Zarın 2'den büyük veya paranın tura gelme olasılığı kaçtır diye soruluyor. O zaman şöyle diyeceğiz. 2 bölü 3 2'den büyük gelme olasılığıydı. 1 bölü 2 de tura gelme olasılığıydı paranın. Bunları topluyorduk. Eksi ikisinin beraber gerçekleşme olasılığını çıkaracağız. Bu ne demektir? Burayı sevgili gençler 2 ile, burayı 3 ile, burayı 2 ile genişletecek olursam ben 2 kere 2 4, 3 kere 1 3, 2 kere 1 1 2. Pardon. Bölü alt taraf 6 oldu. 4 artı 3 7 yapar. 2 çıkarırsam 5 gelir. 5 bölü 6 da bizim cevabımızdır diyebiliriz sevgili gençler. Bir diğer sorumuza el atalım bakalım. Hafta sonunda Ayşe'nin sinemaya gitme olasılığı 5 bölü 6. Ben size şöyle ekranı yaklaştırayım. Daha iyi oldu zannediyorum. Hafta sonunda Ayşe'nin sinemaya gitme olasılığı 5 bölü 6 ve Betül'ün sinemaya gitme olasılığı 3 bölü 4'tür. Şimdi A şıkkına bakacağız. A şıkkına diyor ki her ikisinin de sinemaya gitme olasılığı. Her ikisinin de sinemaya gitme olasılığı soruluyorsa 2 olasılığı çarparız. Yani 5 bölü 6 ile 3 bölü 4'ü biz çarpacağız. Burada sevgili gençler 3 ile 6'yı sadeleştirirsem burası 2 gelir. Üst taraf 5'tir. Alt taraf 8'dir. Bu A'nın cevabı. B şıkkına bakalım. Ayşe'nin gidip Betül'ün gitmeme olasılığı. Şimdi Ayşe'nin gitme olasılığı 5 bölü 6 idi. Yazdım onu. 5 bölü 6. Çarpı diyorum. Betül'ün sinemaya gitme olasılığı 3 bölü 4 ise gitmeme olasılığı 1 bölü 4'tür. Toplamları 1'e tamamlayacak şekilde. O zaman ben burayı neyle çarpacağım? 1 bölü 4 ile çarpacağım. İkisini beraber çarptığımda da 5 bölü 24. Ayşe'nin gidip de Betül'ün gitmeme olasılığıdır. C şıkkına bakacağız. En az birinin sinemaya gitme olasılığı. En az biri gidecekse Ayşe gitsin, Betül gitmesin. Ayşe gitmesin, Betül gitsin. Ayşe de gitsin, Betül de gitsin. Tüm bunları istiyor. Tüm bunları saymaktansa ben o tüm olasılık yani birden neyi çıkarırım biliyor musunuz? İstemediği durumu. Ayşe'nin de Betül'ün de sinemaya gitmeme olasılığını çıkarırım. Şimdi Ayşe'nin gitme olasılığı 5 bölü 6 ise gitmeme olasılığı 1 bölü 6'dır. Çarpı ikisinin de gitmeme olasılığını çıkaracağım ya. Betül'ün gitmeme olasılığı da 1 bölü 4'tü zaten.
Burası 1 eksi 1 bölü 24 yapar. Ben 1'den 1 bölü 24'ü çıkarırsam da sevgili gençler ne gelir? 23 bölü 24 gelir. Bu da bizim C şıkkımızın cevabıdır diyebiliriz. 11. sayfamızın sağ üst tarafına geçiyoruz. Bir atıcının hedefi bir atışta vurma olasılığı 1 bölü 5'tir. Bu atıcı art arda 3 atış yaptığında hedefi birinci atışta vuramayıp ikinci ve üçüncü atışların ikisinde de vurma olasılığı kaçtır? Yani birincisini atsın karavana, ikincisini atsın vursun, üçüncüsünü atsın vursun istiyor. Şimdi bir atışta vurma olasılığı 1 bölü 5 ise vuramama olasılığı 4 bölü 5'tir. Vurma olasılığı 1 bölü 5'ti, vurma olasılığı 1 bölü 5'ti. O zaman biz bunları ne yapacağız? Çarpacağız. Çünkü tüm olayların birbirinden bağımsız olduğunu biliyoruz. Yani ikincisinde vurdu diye üçüncüsünde de vuracak veya ilkinde de vuracak diye bir durum söz konusu değil. Bunlar bağımsız olaylar ve beraber gerçekleşmesini istiyorsa çarpacağız. O halde üst taraf 4 yapacaktır. Alt tarafta 125 yapar. Cevabımız 4 bölü 125'tir denilebilir. Geçiyorum sevgili gençler bir sonraki sorumuza. Şimdi tablo oluşturulmuş. Kız erkek var. A ve B sınıfı var. Tabloda A ve B sınıflarının öğrenci sayıları verilmiş. A ve B sınıflarından rastgele birer tane öğrenci seçiliyor. A'dan bir tane, B'den bir tane. A şıkkındaki sorumuza bakalım. A şıkkındaki soruda diyor ki ikisinin de kız olma olasılığı. Şimdi A sınıfında 18 kişi vardı. Bunlardan 8'i kız. B sınıfında 9 artı 7'den 16 tane öğrenci var ve bunların 9'u kız. İkisinin de kız olma olasılığı ancak bu şekilde bulunabilir. 8 ile 16'yı sadeleştirirsen burası 2. 9 ile 18'i sadeleştirirsen burası 2. Cevabımız 1 bölü 4'tür diyebiliriz. Geçelim B şıkkına. B şıkkında diyor ki bize A sınıfından seçilenin kız, B sınıfından seçilenin erkek olma olasılığı nedir? A sınıfından kız, B sınıfından erkek seçmemiz isteniyor. Kız seçme olasılığımız A sınıftan 8 bölü 18'dir çarpı B sınıfından erkek seçme olasılığımız da 7 bölü 16'dır. Yine sadeleştirmelerimizi yapalım. 8 ile 16'yı sadeleştirdim. 2 bunlar sadeleşmez. Üst taraf 7, alt taraf ise 36 olmuş oldu. B seçeneğinin cevabı da buydu. Şimdi de C'ye bakalım arkadaşlar. C'de ne diyormuş? Birinin kız diğerinin erkek olma olasılığı. Şimdi burada durak sayacağız. Biri kız biri erkek diyor ama şimdi A'daki kız B'deki erkek olabilir. A'daki erkek B'deki kız olabilir. İşte biz ikisini de hesaplayacağız. Yani hem şu durumu hesaplayacağız hem de bu durumu hesaplayacağız ve bulduklarımızı da toplayacağız. Çünkü burada ihtimalimiz, olasılığımız artıyor. A sınıfından kız, B sınıfından erkek olma ihtimalini burada hesaplamıştım. 7 bölü 36 idi. Buna sevgili gençler şunu ekleyeceğiz. Şimdi A sınıfından erkek gelme olasılığı 10 bölü 18'dir. Çarpı B sınıfından kız gelme olasılığı da 9 bölü 16'dır. Bunları bir sadeleştirmelerini yapalım. 9 ile 18 sadeleşti 2. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 8 geldi. Burası da ne yapar? 5 bölü 16 yapacaktır. Peki burası 5 bölü 16 yaptı. Bunu da toplayacağız değil mi? Şu şekilde. Peki gençler 16 ile 36. Bir tanesi 4 çarpı 4. Diğeri 4 çarpı 9 olduğuna göre ben burayı 9 ile burayı 4 ile genişletebilirim artık. 4 kere 7 28 yapacaktır. 5 kere 9 45 yapacaktır. Alt kısımda da 4 çarpı 4 36 idi. Pardon 16 idi. 16 kere 9 da 144 yapacaktır. Bunları toplayacağız. 28 45 daha kaç yapacaktır? 53 73 yapar. Alt kısımda 144'tü. Demek ki cevabımız 73 bölü 144 olacak diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuz için alt aşağı doğru inelim. Bakın ne diyor? Bir torbada 2 tane kırmızı, 3 tane beyaz, 5 tane mavi özdeş olan bilyeler vardır. Bu torbadan önce bir bilye çekilip rengine bakıldıktan sonra geri torbaya konuluyor. Daha sonra bir bilye daha çekiliyor. İkisinin de mavi olma olasılığı. Yani birinci çekiliş mavi, ikinci çekiliş mavi olsun istiyor. Birinci çekilişin mavi olma olasılığı bakın kaç tane mavi vardı? 3 tane. Toplam kaç tane top var? Burada 5, burada 5, 10. İkinci çekilişinde mavi olma olasılığı gene 3 bölü 10'dur. Çünkü top çekilmiş ve geri bırakılmış. Bunları çarpacağız. Cevabımız 9 bölü 100 olacaktır. Yani %9 ihtimalle iki top da mavidir diyebiliriz. Şimdi bu A'nın cevabı. B'ye bakalım.
Birincinin kırmızı ve ikincinin beyaz olma olasılığı. Yani birinci çektik kırmızı gelsin istiyor. İkinciyi çektik o da ne olsun istiyor? Beyaz olsun istiyor. Şimdi gençler, birincinin kırmızı olma ihtimali 2 tane kırmızı vardı. Toplam 10 tane top var. Çarpı ikincinin beyaz olma olasılığı 3 tane. Aa, bu arada ben yanlış bir şey yaptım sanırım. Maviden 5 taneydi. Maviden 5 tane olduğu için şurası yanlış olur. Buraya 5 yazacağım. Buraya da 5 yazacağım. Çarptığım zaman da 25 bölü 100'den 1 bölü 4 gelecektir. Şuna bakmayın. Mavi top yazıp beyazın sayısına baktık az önce. Burada kırmızı top 2 bölü 10'du. Beyaz da 3 bölü 10 yapacak sevgili gençler gelme ihtimali. Bu da 6 bölü 100 yapar. Yani 3 bölü 50 yapar sevgili gençler. Bir de C şıkkımız var. C şıkkını da şuraya sıkıştıralım. Birinin kırmızı, diğerinin mavi. Şimdi kırmızı mavi ya da mavi kırmızı gelebilir. Dolayısıyla birincinin kırmızı, ikincinin mavi gelme olasılığı kırmızı 2 bölü 10'du. Mavi sevgili gençler o da 3 bölü 10. Artı birincinin mavi 3 bölü 10, diğeri kırmızı 2 bölü 10 gelebilir. Yani şunu bulduktan sonra 2 ile çarpmamız gerekiyor aslında bakarsanız. 6 artı 6'dan 12 bölü 100 gelir sevgili gençler. C'nin de cevabı. 11. sayfayı tükettik. Şöyle bir geriden bakalım. Güzel doldurmuş muyuz? Bence güzel doldurmuşuz. 12. sayfamızdayız. 12. sayfada ilk soru. Diyor ki bir torbada 2 tane kırmızı, 3 tane beyaz, 5 tane mavi özdeş bilye vardır. Torbadan ilk çekilen geri konulmaksızın ard arda 2 bilye çekiliyor. Az önceki sorumuzla neredeyse aynı, tek bir cümle hariç. Burada sevgili gençler, az önceki sorumuzda topu çektikten sonra rengine bakıp geri koyuyorduk. Peki burada topu çekiyoruz, rengine bakıyoruz ama torbaya geri koymuyoruz. Kenara ayırıyoruz bunu. Diyor ki A şıkkında ikisinin de mavi gelme olasılığı. Şimdi birincisinin mavi, ikincisinin de mavi gelme olasılığı soruluyor bize. Şöyle yapacağız. Birincisinin mavi gelme ihtimali zaten 5 bölü 10. İkincisinin mavi gelme ihtimali. Torbada 4 tane mavi kaldı. 4. Torbada 9 tane top kaldı. 9. O halde çarparsak bunları 4 kere 5 20 yapar. 10 kere 9 90 yapar. 10'a bölersek ikisini de 2 bölü 9 gelir cevabımız. Bu A'nın çözümüydü. Şimdi B'ye bakalım. B'de diyor ki birincisinin kırmızı, ikincisinin beyaz. Birincisi kırmızı gelsin istiyor. İkincisi de beyaz gelsin istiyor. Şimdi gençler bunu çözelim. Birincinin kırmızı gelme ihtimali zaten 2 bölü 10, 2 tane kırmızı olduğu için. Şimdi torbada bir tane kırmızı eksilince tüm toplardan da bir tane top eksilmiş oldu. Beyaz sayısı hala 3 ama 9 tane topumuz kaldı. Bunları çarparsak 6 bölü 90 yapar. Bu da sevgili gençler 1 bölü 15'in ta kendisidir. Cevap budur. Bir de C şıkkımıza bakalım. Birinin kırmızı, diğerinin beyaz. Yani birinci topun kırmızı, ikinci topun beyaz. Ya da birinci topun beyaz, ikinci topun kırmızı olması isteniyor bizden. Önce şu ihtimalimizi bulalım. Birinci topun kırmızı gelme olasılığı 2 bölü 10. İkincisinin beyaz gelme olasılığı da 3 bölü 9'du. Artı birincinin beyaz gelme olasılığı 3 bölü 10. İkincinin kırmızı gelme olasılığı 2 bölü 9. Zaten 2 bölü 10, 3 bölü 9. Bakın 3 bölü 9, 2 bölü 10 değil mi? Aynı şey. Dolayısıyla bir tanesini bulup 2 ile çarpmamız da yeterli olacaktı aslında bakarsanız. Üst taraf 6 artı 6'dan 12, alt tarafta 90 yapar. 6'ya bölersem her ikisini de 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 15 gelecektir. Cevabımız 2 bölü 15 olacakmış C seçeneğini. Bir diğer sorumuzdayız. Tek bir soru, 3 tane şık yok bu sefer. Bir torbada 4 tane beyaz, 6 tane siyah bilye var. Çekilen bilye torbaya geri koyulmadan ard arda 3 tane bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin birincisinin beyaz, İkinci ve üçüncünün siyah olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Geri koymuyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 tane beyazım vardı başta. Toplam 10 tane topum vardı. Çarp. 6 tane siyahım var hala ama torbada 9 tane top kalmıştı. Bir tane de siyah çektim. 5 tane siyah kaldı. Torbada da 8 tane top kalmıştı. Cevap budur diyeceğiz. 5 ile 10'u sadeleştirdim. 2. 4 ile 8'i sadeleştirdim. 2. 3'e böldüm. 2. 3'e böldüm. 3. Üst tarafta sadece 2 kalmıştı. 2'leri de sadeleştirdim. Üst tarafta 1 kaldı. Alt tarafta 6 kaldı. Demek ki cevabımız 1 bölü 6 olacakmış diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. 3 torbanın birincisinde
2 tane kırmızı. Şimdi 3 tane torba var. Bir tanesinde 2 tane kırmızı var. 3 tane mavi var. Bir torba olsun şöyle. İkincisinde 4 tane kırmızı, bir tane yeşil var. Bu ikinci torbamız. Üçüncüsünde ise 3 tane kırmızı, 7 tane de beyaz var. Bayağı renk çeşidimiz fazla. Bunu da böyle üçüncü torba olarak söyleyebiliriz. Bu torbalardan rastgele bir tanesi seçiliyor ve seçilen torbadan da bir tane bilye çekiliyor. Bilyenin kırmızı olma olasılığı. Şimdi kırmızı her bir torbada var zaten. İstediğimiz torbayı çekebiliriz ama birinci torbayı seçme ihtimalimiz 1 bölü 3'tür. Çarpı bunun içinden kırmızı seçme olasılığımız 2 bölü 5'tir. 2 bölü 5. 2 bölü 5. Artı ikinci torbayı seçme ihtimalimiz 1 bölü 3'tür. Çarpı bunda kırmızı seçme olasılığımız 4 bölü 5'tir. 4 bölü 5. Artı üçüncü torbayı seçme olasılığımız 1 bölü 3'tür. Çünkü 3 tane torba var. Çarpı 3 bölü 10'dur. Bunları toplayacağız. Burası 2 bölü 15 artı burası 4 bölü 15 artı burası da sevgili gençler 3 ile 3'ü sadeleştirirsek 1 bölü 10 yapar. Şunları 2 ile genişleti verelim olur mu? 4 bölü 30 artı burası 8 bölü 30 artı burası zaten 3 bölü 30. Tamam, bunları toplayacağız. 4, 8 daha 12, 3 daha 15 bölü 30. 15 bölü 30 da bayağı sağlam bir olasılık. %50. 1 bölü 2'dir cevabımız diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. 12. sayfanın sağ üst tarafına geçiyoruz. İki torbadan biraz kırmızıyla yazalım değil mi? Renk gelsin. Evet. İki torbadan birinde iki tane mavi, dört tane beyaz. Şimdi iki tane mavi var. 4 tane beyazımız var. Diğerinde de 3 tane mavi, 3 tane beyaz var. Tamam. Şöyle de torbaları da çizelim. Az önceki gibi. Şekillendirirseniz her zaman biraz daha başarı ihtimalinizi arttırırsınız. Çünkü kafanızda canlandırmaktansa yani beyninizi biraz daha yormaktansa eliniz yorulsun daha iyi. Birinci torbadan bir bilye çekilip rengine bakılmadan ikinci torbaya koyuluyor. Daha sonra ikinci torbadan da bir bilye çekiliyor. İkinci torbadan çekilen bu bilyenin mavi olma olasılığı kaçtır? Şimdi şurası çok önemli bizim için. İki torbadan birine yani hangisi birinci hangisi ikinci bilmiyoruz ama biz rastgele bir isim de verebiliriz. Yani bir tane torba var, o torbayı seçtik. O torbadan sevgili gençler bir tane bilye çektik. Rengine bakmadan ikinci torbaya diğer torbaya koyduk. Daha sonra ikinci torbadan da bir tane daha bilye çektik. İkinci torbadan çekilen bu bilyenin mavi olma olasılığı. Şimdi şöyle olmuş olabilir. İlk torba olarak şunu seçmiş olabiliriz. Bu torbayı seçme ihtimalimiz 1 bölü 2'dir. Tamam. Birinci torba olarak. Çarpı diyorum. Bundan mavi gelme olasılığı 3 bölü 6'dır. Şimdi bunu buraya attık. Bunu buraya attıktan sonra maviyi seçip attık ya sevgili gençler. Şimdi bir bakalım. Birinde demiş. Birincisinde. Aslında şöyle diyebiliriz. Çünkü soruyu birazcık değiştirebiliriz. Burada birinde diyor ya, buraya birincisinde diyelim sevgili gençler. Birincisinde diyelim. Diğerinde diyor ya, diğeri kalabilir. Yani buraya birincisinde dedikten sonra buranın ikincisi olduğu anlaşılıyor. O zaman ben buraya birinci torba diyeyim. Buraya da ikinci torba diyelim. Çünkü soru diğer türlü biraz daha anlamsız bir soru haline geliyor. Pekala, böyle çözelim. Şimdi birinci torbadan mavi çekilsin önce. Mavi çekilme olasılığı 2 bölü 6'dır. Çarpı. Şimdi ben bir tane maviyi buraya atınca burada 3 değil artık 4 tane mavi top olmuş oluyor. Ve 4 bölü 7 tane toplam bilye olduğu için 4 bölü 7 diyebiliriz. Ama şöyle de bir ihtimal var. Artı diyorum. Bak şöyle de bir ihtimal var dediğim zaman demek ki hani şöyle olur ya, hayatta bir şey denersin ama olmadığı zaman umutsuzluğa düşmezsin bazen. Neden? Çünkü bir ihtimal daha var dersin. Onu da deneyim dersin. Değil mi? Şansın artar. Şansımızı arttırıyoruz buradaki, o yüzden topluyoruz. Hani ne dedim ben az önce? Ama şöyle de bir ihtimal var. Evet. Önce beyaz çekmiş olabilirdik. 4 bölü 6 ile. Beyazı buraya atınca şurası gitti artık. 4 tane beyaz olacaktı. Ve
Yine mavi çekmek zorunda kaldığımız için mavi olma olasılığı soruluyor bize. 3 bölü 7 diyecektik bu sefer. Böyle de bir ihtimalimiz daha var. Dolayısıyla biz topladık bunu. Pekala. Üst taraf ne yapar? 8 bölü 42 artı üst burası ne yapar? 12 bölü 42. Ben bunları toplarsam 20 bölü 42 gelir. Ben bu vatandaşları 2 ile sadeleştirirsem 10 bölü 21 yapar. Bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz. Evet. Geçtim bir sonraki soruma. Bir torbada bulunan 4 tane kırmızı, 5 tane beyaz özdeş bilyeden rastgele 2 tane bilye çekiliyor. Bakın 4 tane kırmızımız var. 5 tane de beyazımız var. Ve rastgele 2 tane bilye çekiyoruz biz buradan. A şıkkına bir göz atalım şimdi. A şıkkı dedik, şöyle yaptık. İkisinin de kırmızı olma olasılığı soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz biz. Özdeş mi özdeş? Sıkıntı yok. 4 tane kırmızımız vardı. 4 tane kırmızıdan herhangi 2 tanesini bu kadar farklı şekilde seçeriz. Tüm durumumuz nedir? 9 tane toptan ikisini seçmemizdir, değil mi? 4'ün ikilisi 6. 9'un ikilisi de 9 çarpı 8 bölü 2'den 36'dır. Ve böylelikle 6'yı 36'ya böldüğümüz zaman cevap 1 bölü 6 gelecektir. Bu bir. İkincisi, ikisinin de aynı renk olma olasılığı. Şimdi ikisi de kırmızı olabilir. Dolayısıyla zaten burası 1 bölü 6'ydı. Ama bir ihtimal daha var. Bak gene aynı cümleyi kuruyorum. Toplayacağız. Mavi de beyaz da olabilirdi. Bunu da nasıl hesaplarız? 5'in ikilisi beyazlardan birini seçtim. Toplamda 9'un ikilisi tüm toplardan ikisini seçtim. 5'in ikilisi 10'du zaten. Burası da 36'ydı. 2'ye bölersem 5 bölü 18'i gelecektir. 5 bölü 18. Bunları toplayacağız. Bunu 3 ile genişletirsek işlem tamamdır. 3 artı 5'ten 8 bölü 18 gelecektir. Bu da sevgili gençler sadeleştirilirse neyle? 2'ye böl 4, 2'ye böl 9. 4 bölü 9 olacak bizim cevabımız. Ve son olarak C seçeneğine bakalım. C seçeneğinde de diyor ki ikisinin de farklı renk olma olasılığı. Yani diyor ki bir tane kırmızı bir tane de beyaz olsun istiyor. 4 kırmızıdan birini 5 beyazdan birini seçtim. Bölü toplamda yaptığım hareket gene 9 toptan ikisini seçmek. Üst taraf 20, alt taraf 36. 2'ye böldüm 10. Hayır, 4'e bölelim. Daha sağlıklı. 5, 4'e böldüm 9. Demek ki cevabım 5 bölü 9 olacakmış diyeceğim sevgili gençler. Ve şöyle de bir durum var. Burada bunu değinmeden geçmememiz lazım. İkisinin de aynı renk olma olasılığı da ikisinin farklı renk olma olasılıklarının toplamı birbirini zaten bire tamamlamak zorunda. Neden? Çünkü birinde aynı renk istiyoruz, ötekinde farklı renk istiyoruz. Zaten başka bir ihtimal yok. Bakın ikisinin de aynı renk gelme olasılığı 4 bölü 9'du. İkisinin farklı gelme olasılığı 5 bölü 9. Toplayın bakalım ne yapar? Koskoca bir 1 yapar. Tamam. Güzel. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Bir sınıfta 4 tanesi gözlüklü olan 10 tane öğrenci vardır. Bu sınıftan rastgele seçilen 3 öğrenciden yalnız birinin gözlüklü olma olasılığı. Yani gözlüklülere tik diyelim. Tikler gözlük kullandığı manasına gelsin. Çarpılar da gözlük kullanmadığı anlamına gelsin. Şu gözlük kullanan öğrenciyi 4 tane gözlük kullananın arasından bir tanesini seçerek yaparım. Çarpı şu 2 tane gözlük kullanmayan öğrenciyi de geriye kalan 6 tanesi gözlük kullanmıyormuş ya 6 tanesinden 2 tanesini seçerek bunu hallederim. Bölü toplamda ben 10 öğrenciden 3'ünü seçtim. Güzel. Bitti soru. 4'ün birlisi 4. 6'nın ikilisi 15'ti. Bölü alt kısımda 10'un üçlüsü de 120 yapar. 15 ile 120'yi sadeleştirdiğim zaman burası 8'dir. 4 ile 8'i sadeleştirdim. Burası da 2'dir arkadaşlar. Demek ki cevabımız neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Bayağı yine yüksek bir oran. %50. 50-50 değil mi? Evet, devam. 13. sayfamıza geçiş yaptık. Bir kutuda bulunan 6 sağlam, 9 tane de 6, 9 nereden geldi? Bir kutuda bulunan 6 tane sağlam, 4 tane bozuk ampul arasında 3 ampul çekiliyor. 6 tane sağlam ampul var. 4 tane de bozuk ampul var. Pekala, kaç tane çekiyormuşuz? 3 tane. Çekilen ampullerden en az birinin sağlam olma olasılığı. Yani şöyle diyor bak, sağlam, bozuk, bozuk isteniyor. Say diyor bunu diyor. Bunun ihtimali lazım bana diyor. Sağlam sağlam bozuk bunu da istiyor. Sağlam 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 bunu da istiyor. O adamın istemediği şey ne? Alayının bozuk olması. Aha bunu istemiyor.
Şimdi tüm ihtimalden yani birden ben şunu çıkarsam ne olur? Mis gibi olur. Ben 3 tane bozuğu 4 tane bozuk arasından seçerim. Toplamda yaptığım olay da toplam 10 tane ampulden 3 tanesini seçmektir. Bu da 1 eksi 4'ün üçlüsü 4. 10'un üçlüsü de 120 idi. Yani 1 eksi 1 bölü 30 diyebiliriz. Ben birden 1 bölü 30'u çıkarırsam 29 bölü 30 benim cevabım olur. Mis gibi taş gibi bir cevap. Bak şunu 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 hesaplayıp toplamaktansa sadece şunu hesaplayıp birden çıkarmak daha makul oldu açıkçası. Geçtim bir diğer soruma. Bir sınıfta yeşil gözlü iki tane. Bir tane yeşil gözlü varmış benim gibi. Mavi gözlü 3 tane. 3 tane mavi gözlü varmış benim gibi. Benim gözler yeşil mavi karışık. Kahverengi gözde 4 tane öğrenci varmış. 4 tane de kahverengi gözlü öğrenci varmış. Bu ben değilim. Bu sınıftan rastgele seçilen 3 tane öğrencinin gözlerinin farklı renkte olma olasılığı. Yani diyor ki bir tane yeşil seçeceğim, bir tane mavi, bir tane kahve seçeceğim diyor. Yeşili 2 tane öğrencinin arasından bir tanesini seçmekle başarırım. Maviyi de 3 öğrenciden birini, kahveyi de 4 öğrenciden birini seçerek başarırım. Toplamda öğrenci sayısı 9. O zaman 9 tane öğrenciden 3 tanesini seçmek de bizim tüm olayımız. 2 çarpı 3 çarpı 4 kaç yapar? 24. 9'un üçlüsü de sevgili gençler 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyel 6. 2'ye ve 3'e bölersek 3 4 gelir. Alt taraf 84 geldi. 4'e böldüm 6. 4'e böldüm 21, 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 7. Cevap neymiş? 2 bölü 7. Bu da bu sorunun cevabıydı sevgili arkadaşlar. Evet geçtim bir diğer soruma. Diyor ki 2 tane İngiliz var, 3 tane Fransız var. Fıkra anlatmaya başlıyormuşum gibi oldu. 2 İngiliz, 3 Fransız ama genelde fıkralarda bir İngiliz, bir Fransız, bir de Alman diye başlar değil mi? 2 tane İngiliz, 3 tane Fransız, 4 tane Alman turist arasından rastgele seçilen 3 tane turistin 3'ünün de aynı milletten olma ihtimali. Şimdi bak 2 tane İngiliz var. İngiliz, İngiliz, 3 tane Fransız var. Fransız, Fransız ve Fransız. Ve 4 tane de Alman var. ALM, 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 ALM diyelim. Arkadaşlar 3 tane turist seçeceğim. 3'ünün de aynı milletten olma ihtimalini soruyor ya. Mesela üçünün de İngiliz olma ihtimali nedir? Sıfır. Niye? İki tane İngiliz var elimde. Yani üçüncüsü yok. Üçüncüsü yoksa üçünün de İngiliz olma ihtimali sıfırdır. Artı. Devam. Üçünün de Fransız olma ihtimali. Şimdi zaten üç tane Fransız var ya. Üç Fransızdan üçünü seçerim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişi var ya. 9 kişiden üçünü seçerim. Bu da tüm durumdur. Artı. Üçünün de Alman olma ihtimali. Dördün üçlüsü 4 tane Almandan üçünü seçtim. 9 kişiden üçünü seçtim. Üçün üçlüsü 1 zaten. 9'un üçlüsü de 84 az önce hesapladık. Artı dördün üçlüsü 4. Burası da 84. Toplamda burası 5 bölü 84 yapar. Bu da benim mis gibi cevabımdır. 5 bölü 84. Tamam. Devam. Bir dolapta farklı model olan 4 tane çift ayakkabı vardır. Farklı model 4 tane çift ayakkabı. Mesela şöyle diyelim. Şu birinci ayakkabı. Bunlar A marka. A model diyelim. B model. C model. D model. Bu dolaptan rastgele seçilen iki tek ayakkabının aynı model olma olasılığı. Şimdi aynı model olma durumu kaç tanedir? Yani ya şu ikisini seçmişimdir aynı gelir ya bu ikisini ya bu ikisini ya da bu ikisini seçmişimdir aynı model gelir. Yani toplam 4 tane istenilen durum var. Tüm durum ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tek ayakkabı var. 8 tek ayakkabıdan ikisini seçmektir tüm durum. Üst taraf 4, 8'in ikilisi de 8 çarpı 7 bölü 2'den 28. O zaman cevap nedir? 1 bölü 7'dir diyebiliriz. Şimdi buna ek çözüm olarak daha tatlı bir çözüm ki düşünmesi zor olmasına rağmen anlaşıldığı takdirde ufuk genişleten bir çözüm. O çözümü de size sunayım. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bizim şöyle bunlar çift ayakkabı olsun tamam mı? Birbirine bağlı olduğu çizgiler. Şununla şunun çift olduğu biri sol biri sağ. Bunlardan rastgele birini tutun seçin.
Mesela hangisini seçelim? Şunu seçtim. Bu ayakkabı seçildi ya. Yani rastgele seçtik bunu sonuçta. Herhangi bir tanesini seçebilirdim. Sıkıntı yok. Bu seçildi. Elimizde duruyor. Bunun çifti hangisi? Şu. Geriye kaç tane ayakkabı kalmıştı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7 tane ayakkabıdan şunun seçilme olasılığı kaçtır? Al sana mis gibi cevap. Tamam. Yani bu şekilde de düşünebilirsin. Diyorum ya, bu tarz çözümleri aklına getirebilmek için ya da çözüm üretebilmek için, kendi stilini oluşturabilmek için çok bol miktarda soru çözmen de gerekiyor. Haberin olsun. Devam. Sağ üst tarafa geçiyorum. 5 tane madeni para birlikte atılıyor. Tamam. Bu paralardan en az birinin tura gelme olasılığı. Yani tura yazı 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 yazı. Tura tura yazı yazı yazı. Tura 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 yazı yazı. Tura 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 yazı. Tura 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 tura. Bunların hepsini de tek tek hesaplayıp toplayacağız mı acaba? En az birinin tura gelme ihtimalinin tüm olasılıkları bunlar. Bunların hepsini istiyor ama istemediği bir durum var ki o tamamının, yani alayının yazı gelme ihtimali ki bunu istemiyor. O zaman ben gene o birden neyi çıkaracağım? Tamamının yazı gelme ihtimalini, ki tamamının yazı gelme ihtimali 1 bölü 32'dir. Niye? Çünkü bunun yazı gelme ihtimali 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 ve 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla birden 1 bölü 32'yi çıkarırsak cevap 31 bölü 32 gelecektir. Bu da bizim bu sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruya. Hadi bakalım. Şimdi bir madeni para art arda 4 kez atılıyor. İlk 3 atışta tura, son atışta yazı gelme olasılığı. Aynı şekilde çözeceğiz. Yani birinci atışta tura gelme ihtimali 1 bölü 2. Burada da 1 bölü 2. Bunun da 1 bölü 2. Bunun da 1 bölü 2. O zaman cevap nedir? 1 bölü 16'dır. Bitti. Tamam. Geçtim. Diyor ki burada da bir madeni para arda da 4 kez atılıyor. Bu 4 atışın 3'ünde tura, 1'inde yazı gelme olasılığı. Yani şöyle. Tura, yazı, yazı, yazı. Başka? Yazı, tura, yazı, yazı gelebilir. Başka? Yazı, yazı, tura, yazı gelebilir. Ya da başka? Yazı, 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 tura gelebilir. Şimdi bunları tek tek saymaktansa, siz akıllı adamsınız. Sadece şunu yazdınız ya, şunu. Aslında böyle bir kelime olsa, biz permütasyonlara yapmıştık. Kelimenin harfleri yer değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız kaç tane farklı dört harfli kelime yazılabilir biçiminde sorularımız vardı ya bizim. Da 4 tane bulduk da bunların hepsini yazmadan şunu yapabilirdiniz. 4 faktöriyel bölü 3 tane y olduğu için 3 faktöriyel tekrarlı permütasyondan cevap kaç gelecekti? Gene 4 gelecekti. Yani bunları tek tek saymamıza gerek yok. Şunun olma ihtimalini ben bir üst soruda hesaplamıştım. Yani benzer olarak t t t y yerine burada da y y y t var. O halde bu kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 16. Bunun gibi 4 tane ihtimal var. 4 ile çarparız o zaman. Cevap da 4 bölü 16'dan kaç gelir? 1 bölü 4 gelecektir. Anlaştık. Şimdi koşullu olasılık. Koşullu olasılığı aklınızın karışmasına, midenizin bulanmasına, başınızın dönmesine gerek yok. Şöyle yapacağız. Şimdi bunu en basit şu şekilde açıklayabiliriz. Varsayalım ki benim elimde bir zar var. Ben sizden gizlenmiş bir biçimde bu zarı masanın üstüne attım. Ve size sordum. Arkadaşlar, kaç geldi sizce? Sizin bunu bilme olasılığınız, tek seferde bilme olasılığınız nedir? Tabii ki 1 bölü 6'dır. Yani 3 geldiyse sizin 3 deme olasılığınız 1 bölü 6'dır. 5 geldiyse 5 deme olasılığınız 1 bölü 6'dır. Bilememe olasılığınız da 5 bölü 6'dır doğal olarak. Ama şöyle bir durum varsa. Ben zarı attım. Sonra da size daha hiçbir şey sormadan şunu dedim. Arkadaşlar, size bir soru soracağım. Siz benim masaya attığım zarın kaç geldiğini tahmin etmeye çalışacaksınız. Tek seferde, ama size bir tüyo vereyim. Size bir tüyo vereyim. Zar 3'ten büyük geldi arkadaşlar. Şimdi ben 3'ten büyük geldi diyorsam siz aklınızda hemen şunu söylersiniz. He, 4, 5 veya 6 geldi. 4, 5 veya 6 geldiğini siz artık biliyorsanız kimse çıkıp da hocam 1 mi diye sormaz. 2 mi geldi hocam diye sormaz. Hocam 3 mü geldi diye sormaz. 4, 5 veya 6'dan birisini söylersiniz. Artık sizin benim attığım zarın
kaç geldiğini bilme olasılığımız bunlardan birisi olduğu için 1 bölü 3'tür sevgili gençler. Anlaştık mı? Koşullu olasılık budur. Yani size soruların içerisinde hep şunu söyleyecek. Diyecek ki şu şöyle olduğu zaman, bu böyle olduğu zaman bunun bu olduğu bilindiğine göre bunun bu olma olasılığı kaçtır? Yani burada anahtar kelime ne? Bilindiğine göre. Bilindiğine göre diyorsa bu bir koşullu olasılıktır. Bunu sakın unutmayın. Şimdi A ve B birer örnek olayına ait iki olay olsun. Teorik olarak anlatalım. B olayının gerçekleştiği bilindiğine göre A olayının gerçekleşmesi olasılığına A'nın B koşullu olasılığı denir ve P A fark B diyelim ile gösterilir. P A fark B de P A kesişim B'nin P B'ye oranıdır. Yani şöyle bunu küme olarak kafamıza canlandırırsak P A kesişim B şurası, sağ taraftaki B kümesi. Biz tamamına, yani A olduğu bilindiğine göre, mesela A olayının gerçekleşme olasılığı, yani B olduğu bilindiğine göre A'nın gerçekleşme olasılığı. İşte B olduğu bilindiğine göre A'nın gerçekleşme olasılığı diyorsa zaten şuradan bahsediyordur. B olduğunu biliyoruz ama gene de A'nın gerçekleşme olasılığı şuradan bahsediyor. Yani bunun kesişiminde olduğundan bahsediyor. Peki B olduğu bilindiğine göre diyor ya, bizim tüm olayımız artık burası olduğu için de biz B'nin olma olasılığına bölüyoruz. E örnek uzayı eş olumluysa eğer P A fark B A S A kesişim B'nin S B'ye oranıdır. Devam. Ne diyor bakalım şimdi buralarda. 26 kişilik bir sınıf var. Öğrencilerin 18 tanesi Türkçe, 12 tanesi matematik dersinden geçmiştir. Şimdi sınıf 26 kişi. 26 kişi. Ama 18'i Türkçeden geçmiş. Türkçeden. Ve 12 tanesi de matematikten geçmiş. Ben bu geçenleri topladığım zaman 30 yapıyor. Ama sınıf 26 kişi demek ki her iki dersten geçenler de var. O halde şöyle diyeceğiz bak şimdi. Bura Türkçe diyelim, bura matematik diyelim, tamam mı? Şurası Türkçe, burası da matematik diyelim. Türkçeden 18 kişi geçmiş. Matematikten 12 toplayınca 30 yapıyor madem. Demek ki 4 kişi her iki dersten geçmiş. Demek ki buraya 14 kişi kalıyor 18 olsun diye. Buraya da 8 kişi kalıyor 12 olsun diye. Peki bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin matematik dersinden geçtiği bilindiğine göre, şimdi olay matematik ise olayımız 12'dir. Türkçe dersinden de geçmiş olma olasılığı, bak matematikten geçtiği biliniyor, Türkçeden de geçme olasılığı diyorsa kesişimidir. Hem matematikten hem Türkçeden geçenleri soruyor daha, değil mi? 4'e 4 yapacağız değil mi? 4 bölü 12. Cevap kaçtır o zaman? 1 bölü 3'tür. Bu kadar basit sevgili gençler. Geçtim. Bir tane madeni paramız var. Arka arkaya 3 kez atılıyor. Bu atışların en az ikisinin tura geldiği bilindiğine göre. Şimdi en az 2 tanesi tura geldiyse tura tura yazı gelmiştir. Tura yazı tura gelmiştir. Yazı tura tura gelmiştir diyebiliriz. Arka arkaya 3 atış sonunda da. Üçünün de tura gelmiş olma olasılığı soruluyor. Tabii bir de en az iki tanesi tura geldiği bilindiğine göre diyor ya, tura 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 gelmiştir değil mi? Tüm olay bu aslında. Yani tüm olay bunlardan başkası olamaz. Şurası birinci atış, burası ikinci atış, burası üçüncü atış sütunu olsun. Birinci atışta tura, ikinci atışta tura, üçüncü atışta yazı gibi. Tüm olayımız bu. Yani toplamda olay sayısı 4. Peki hepsinin tura gelme olmuş olasılığı bir tanesini istiyor. Bu da cevaptır. 1 bölü 4. Çünkü tüm olayımız budur. Anlaştık mı? Geçtim. Bir sınıftaki 12 erkek öğrenciden 8'i kahverengi, 4'ü de yeşil gözlüdür. 9 kız öğrencinin de 9'u mavi. Şimdi bak, küme problemlerini ben size anlatırken demiştim ki arkadaşlar, bir olayın içerisinde 4 tane değişken varsa tablo çizin. Hemen biz de çizelim. Erkek, kız diyelim ve yeşil, kahve diyelim. Ama bunlar için de böyle bir tablo oluşturalım. Böyle yapalım. Ve buradan da şu şekilde kesik atarsak olay tamamlanır bence. Evet. Erkeklerin 12 tane erkek öğrenciden 8'i kahverengiymiş gözü ve 4'ü de yeşil gözlüymüş. 9 tane kız öğrencinin de 3'ü mavi. Mavi vardı değil mi? Bir de yeşil var, mavi var. Oo, muhteşem. Mavi gözlü de var bir de.
Demek ki mavi gözlü erkek yokmuş. Çünkü 12 erkek öğrenciden 8'i kahve, 4'ü yeşilmiş. 9 tane kız öğrencinin de 3'ü mavi. 3'ü mavi. 6'sı yeşil gözlüymüş. Kahverengi gözlü kız yokmuş. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin yeşil gözlü olduğu bilindiğine göre şurada olduğu biliniyormuş. Bunun kız olma olasılığı. İstenen durum şu. Tüm durum yeşil olma olasılığı. 6 bölü 10'dan cevap nedir? 3 bölü 5'tir sevgili gençler. Evet, 14. sayfanın sağ üst tarafına geçiyoruz. 14. sayfanın sağ üst tarafında 2020'de, yani çok geç değil, 5-6 ay öncesi mi? Öyle bir şey sanırım, değil mi? Milli Savunma Üniversitesi sınavında sorulmuş soru. Çağrı rastgele seçtiği iki basamaklı bir doğal sayının önce onlar basamağındaki rakamı, sonuna birler basamağındaki rakamı 3 ile çarpıp bulduğu değerleri sırasıyla yan yana yazarak yeni bir sayı elde etmekte. Şunu 3 ile çarpmış, biri 3 bulmuş, buraya yazmış. Değil mi? Şöyle. 6'yı 3 ile çarpmış, 18 yanına yazmış. 3'ü 4 ile çarpmış, 12. 3'ü 0 ile çarpmış, 0. 120 elde etmiş. Buna göre Çağrı'nın bu işlem sonucunda 4 basamaklı bir sayı elde etme olasılığı kaçtır? Şimdi Çağrı 3 ile çarpıldığında 4 basamaklı bir sayı elde edecek ya. Demek ki şöyle 3 basamaklı bir sayı elde edebilir. 4 basamaklı bir sayı elde edebilir. 3 ile çarptığı zaman 2 basamak gelecek. Diğer sayıyı da 3 ile çarptığı zaman gene 2 basamaklı bir sayı gelecek. Ve ancak bu şekilde yan yana yazdığı zaman 4 basamaklı bir sayı gelebilir. 3 ile çarpıldığı zaman hangi rakamların sonucu 2 basamaklı bir sayı gelir? 1, 2, 3 ve 0'ı geçiyoruz. Ne olabilir arkadaşlar? 4 olabilir. 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. Yani sevgili gençler, bizim sayımız 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'da başlayabilir o iki basamaklı sayı. Tamam mı? Burada iki basamaklı bir sayı değil mi? Tamam. Peki diğer taraf için de mi aynı şeyi yapacağız? Yani 4, 5, 6, 7, 8 veya 9'dan birini seçeceğiz. Evet hocam, aynı şekilde. Mesela 3 kere 5, 15. 3 kere 7, 21. 1521, iki basamaklı. 4 basamaklı bir sayı. Peki ben iki basamaklı sayılar için şuraya kaç tane sayı yazabiliyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı yazabiliyorum. Buraya kaç tane sayı yazabiliyorum? Gene 6. 6 kere 6'dan 36 tane 2 basamaklı sayı elde edebilirim ben buraya. Peki toplam kaç tane 2 basamaklı benim sayım var? Bu da önemli. Kaçtan kaça kadar? 10'dan 99'a kadar. 99'dan 10'u çıkarıp 1 eklersem 2 basamaklı sayıların adedini bulmuş olurum ki bu da 90'dır zaten. Demek ki istenen durum 36 tane, tüm durum 90 tane. Ben bunu 9'a böldüm. 4 geldi, bunu 9'a böldüm. 10 geldi, bunu 2'ye böldüm. 2, bunu 2'ye böldüm. 5 geldi. O halde cevap kaçtır? 2 bölü 5'tir diyebiliriz sevgili gençler. Bir de bizim acilden, yok acil diyorum ya, 2019 TYT'den bir soru. Burada nasıl kıvıracağım? Şöyle kıvırabilirim. Nasılsa acilden bir sürü soru tutturuyoruz TYT'de, AYT'de. Benzemesi normal. Benzetmem normal. Değil mi? Şimdi son sorumuz bu da. Hazırlanın. Aşağıda üzerlerine 6, 8, 10 ve 12 sayıları yazan 4 kart gösterilmiştir. Bu kartları gören Yiğit diyor ki kartlardan rastgele ikisini seçip üzerlerine yazan sayıları toplayacak olursam kendi yaşımı bulma olasılığım 1 bölü 3 olur. Bu iddia doğru olduğuna göre Yiğit'in yaşı kaçtır? Şimdi 6 ile 18'i toplarsam eğer, 6 ile 18 şöyle yazalım. 6 artı 8'i toplarsam 14. 6'ya 10 eklersem sevgili gençler 16. 6'ya 12 eklersem 18 olur. 8'e 10 eklersem 18 olur. 8'e 12 eklersem 20 olur. 10'a 12 eklersem de 22 olur. Başka bir sayı bulmuş olma ihtimalim yok. Burada 6 tane sayı var toplamda. Şimdi 6 tane sayı var. 1 bölü 3. 6 tane sayı vardı. Bu bir şeye 5 olacak. Demek ki burası 2. 2 tane olan hangisi var? 18 var. Yiğit'in yaşı kaçtır diyor. Tabii ki 18'dir. Yani Yiğit'in yaşı 18'miş. 6 tane vardı. Herhangi 2 tanesini seçip topladığım zaman kendi yaşım, yani 18'i bakın bulma olasılığı 2 bölü 6'dır. Yani 1 bölü 3'tür. Halde demek ki cevap burada
Biz buradan ulaşıyoruz Yiğit'in 18 yaşında olduğuna diyebiliriz. Evet. Gençler, bu videonun da sonuna geldik. Biraz gecikmeli bir video oldu, kusura bakmayın. Bunun bazı sebepleri var ama bahane üretmek istemiyorum. Sizler de kusura bakmayın. Bundan sonraki videolar gecikmesiz bir şekilde tam takım düzenli bir şekilde gelecek. Biraz mahcup çektim videoyu, kusura bakmayın. Sizleri nasıl diyeyim, beklettim açıkçası. Belki planlarınızdan etmiş olabilirim. O yüzden tekrardan hakkınızı helal edin. Ben bundan sonra düzen tamamen oturdu. Bundan sonra hep buradayım arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet, videonun sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.